Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip, son derece akıl almaz, trajik ve uzun zamandır benden istemiş olduğunuz bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde bugünkü videomuza geçmeden hemen önce ortak zevk ve ilgi alanlarımıza güvenerek son zamanlarda karşıma çıkmış mükemmel bir uygulamadan sizlere de bahsetmek istiyorum. Tabii ki TouchUp. TouchUp sosyal medyaya yeni bir soluk ve yeni bir konsept getiren elit bir sosyal medya platformudur diyebiliriz. TouchUp'i diğer sosyal medya platformlarından ayıran en büyük özelliği ise şu. Bu uygulamada kalitesiz hiçbir içeriğe rastlayamıyorsunuz. Çünkü bu uygulama bizlere alışılmışın dışında sadece benzer ilgi alanlarına ve ortak zevklere sahip olduğumuz insanlar ve içeriklerle etkileşime geçme imkanı sağlıyor. Uygulamaya girdiğimiz ilk anda yapmamız gereken tek şey şu, ilgi alanlarımızı seçmek. Böylece karşımıza sadece bize hitap eden, dikkatimizi çekebilecek ve bizi gerçekten ilgimiz olduğu alanda geliştirecek içerikler çıkmaya başlıyor. Böylece pek çok farklı konuda sorularını, fikirlerini ve yeteneklerini paylaşan büyük ve kaliteli bir topluluğa anında erişmiş oluyoruz. Ayrıca bu platformda hepimiz birer içerik üreticisi olabiliyoruz. Yani kendi fikirlerimizi, kendi içeriklerimizi özgürce platform üzerinden paylaşabiliyoruz. Platform kaliteli içerik konusunda oldukça hassas. Yani paylaşılan içerik topluluğa hiçbir fayda sağlamıyorsa, kalitesiz bir içerikse anında kaldırılıyor ve böylece sosyal medyada geçirmiş olduğumuz zaman içerisinde kalitesiz hiçbir içeriğe maruz kalmıyoruz. Üstelik TouchUp'te kullanıcılar ile etkileşim kurarak düşünce ve fikirlerimizi paylaştığımız esnada özel hayatımızı ve gizliliğimizi de güvende tutabiliyoruz. Uygulamanın özel hayat özelliği ile bu alanda yaptığımız paylaşımlara sadece erişim izni verdiğimiz kullanıcılar erişebiliyor ve kimlerin erişebileceğini sadece biz kontrol ediyoruz. Tahmin edersiniz ki ben de bu uygulamayı görür görmez hemen indirdim, profilimi oluşturdum ve kendi içeriklerimi uygulama üzerinden paylaşmaya başladım. Eğer sizler de benim gibi sosyal medyada zaman geçirmekten büyük bir zevk alıyorsanız, fakat bu süre zarfı içerisinde kendinizi geliştirmek, en azından geliştirdiğinizi hissetmek istiyorsanız, sadece kaliteli içeriklere maruz kalmak istiyorsanız, açıklama kutucuğuna ve sabitlenmiş yoruma bırakmış olduğum link üzerinden uygulamayı indirebilir ve bu uygulamanın bir kullanıcısı olabilirsiniz. Beni ve içeriklerimi uygulama üzerinden takip ederek destekleyebilirsiniz. Bu da beni gerçekten çok mutlu eder. Bu videoda sizlere böylesine bir uygulamadan bahsetmiş olmanın gönül rahatlığı ile birlikte bugünkü videomuza başlayabiliriz. Bugün sizlerle bir kez daha dünyanın en güvenli ülkesi olarak bilinen Japonya'ya gidiyoruz. Ve bir zamanlar Japonya'da yaşamakta olan 17 yaşındaki Satomi Kitaguchi hakkında konuşacağız. Satomi Kitaguchi 2004 senesinde henüz sadece 17 yaşında olan lise 2. sınıf öğrencisiydi. Genç kızın başına gelenler tam 14 yıl boyunca gizemini korudu. Ta ki çok alakasız küçük bir olay yüzünden tekrar gündeme gelinceye dek. Bu hikaye bizi Japonya'nın Hiroşima kentine, Hatsukichi şehrine götürüyor. 25 Ekim 2004 tarihine geldiğimizde Japonya Hiroşima'da oldukça sıradan bir sonbahar günü yaşanmaktaydı. Sınav sezonu olduğu için genel olarak tüm öğrencilerin üzerinde hafif bir stres söz konusuydu. O öğleden sonra Hatsukichi Lisesi'nde 2. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Satomi Kitaguchi o gün sınavı olduğu için sınavdan çıktıktan sonra erkenden eve dönmüştü. Satomi öğleden sonra saat 1 sularında eve döndüğünde evde sadece büyük annesi ve küçük kız kardeşi vardı. Anne babası onun çocukluğundan itibaren çalıştığı için genelde Satomi büyük annesi ve küçük kardeşiyle birlikte gününün büyük bir kısmını geçiriyordu. Kendisi çalışan bir anne babanın en büyük kızı olarak bir nevi kardeşi için ebeveynlik rolünü üstlenmişti. Yani yaşıtlarına göre daha olgundu, evi idare etmeyi biliyordu, sakin bir yapısı vardı ve arkadaşlarının, öğretmenlerinin, yakın çevresindeki insanların söylediğine göre kendisi tam bir örnek öğrenciydi. Genelde her zaman güler yüzlü, uyumlu, ılımlı bir insandı ve o gün eve geldiğinde de önce büyük annesi ve kardeşiyle birazcık vakit geçirdi. Daha sonrasında ise sınavdan çıktığı için çok yorgun olduğunu dile getirerek odasına çıktı. Fakat genç kız eve geldikten yaklaşık 2 saat kadar sonra, yani 15.00 sularında birdenbire evden bir çığlık yükseldi.
Çığlığı atan kişi 17 yaşındaki Satomi'den başkası değildi ve onun bu yardım çığlıklarını ilk duyan kişiler büyük annesi ve küçük kız kardeşi olmuştu. Büyük anne ve kız kardeş Satomi'nin çığlıklarını duyar duymaz giriş kattan kalktılar ve üst kata doğru koşmaya başladılar. Fakat böylesine bir manzarayla karşılaşmayı onlar dahi tahmin edemezlerdi. Çünkü büyük bir panikle Satomi'nin odasına girdiklerinde genç kız kapının hemen önünde yüzüstü bir şekilde yığılmış bir haldeydi ve tamamen hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Ayrıyeten birçok yerinden yaralandığı da belliydi çünkü yattığı yerin çevresinde kırmızı vücut sıvıları çoktan birikmeye başlamıştı. Satomi'nin başında ise yabancı, daha önce hiç görmedikleri genç bir adam dikilmekteydi. Bu adam maksimum 20'li yaşlardaydı, 1.60-1.65 boylarındaydı. Fakat kısa boylu olmasına rağmen oldukça iri yarı ve yapılı bir adamdı. Büyük anne ve kız kardeş bu yabancı adamı gördüklerinde ve onun elinde tuttuğu tamamen kırmızıya bürünmüş çakısını gördüklerinde birdenbire paniklemiş bir halde çığlık atmaya başladılar. Hatta Satomi'nin küçük kız kardeşi o kadar korkmuştu ki arkasına bile bakmadan odadan çıktı, merdivenleri indi ve evden çıkarak yakınlardaki komşuları olan bir çiçekçiye kadar hiç durmadan koştu. Çiçekçiye geldiğinde ise oradaki çalışanlara "Lütfen yardım edin, ablam yaralandı, lütfen yardım edin" diyerek onlardan yardım istemeye çalışmıştı. Çiçekçinin çalışanlarından biri küçük kızın bu halinden ters giden bir şeyler olduğunu anladı ve doğrudan durumu polise haber verdi. Polisler eve geldiklerinde karşılaştıkları manzara şuydu. Satomi tamamen hareketsiz bir şekilde, yüzüstü bir şekilde yerde yatmaktaydı. Büyük annesi ise vücuduna almış olduğu tüm darbelere rağmen telefona kadar sürünerek gitmeyi başarmıştı. Fakat ne yazık ki polislerle iletişime geçmeyi başaramamıştı. Hem Satomi hem de büyük annesi hastaneye kaldırıldı. Fakat genç kız vücuduna açılan 10 bıçak yarası sebebiyle çoktan hayatını kaybetmişti. Evet, vücudunda birçok yara vardı fakat en hayati olanı ne yazık ki göğsüne aldığı yaraydı ve esas olarak bu yara sebebiyle hayatını kaybetmişti. Büyük annesi ise 4 farklı yerinden yaralanmıştı. Satomi'ye göre daha şanslıydı çünkü hastanede bir süre boyunca tedavi gördükten sonra bir şekilde iyileşmeyi başardı ve sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Satomi Kitakuchi'nin hayatına son veren kişiyi sadece büyük anne ve kız kardeş görmüştü. Bu yüzden de polislerle koordineli bir şekilde iletişim halinde kaldılar ve o gün gördükleri tüm detayları onlara aktarmaya çalıştılar. Büyük anne ve kız kardeşin ortak olarak söyledikleri şeyler şunlardı. O gün odaya girdiklerinde karşılarında gördükleri adam koyu renk bir tişört giymekteydi. Açık renk spor ayakkabıları vardı. Kahverengi, kısa kesilmiş ve diken diken olmuş, tamamen dağılmış saçları vardı. Polisler bütün bu tarifler doğrultusunda bir robot resmi çizmeyi başardılar. Yani artık en azından ellerinde Satomi'ye bunu yapan kişinin bir fotoğrafı, bir profili vardı. Ayrıca evde yapılan aramalarda şüpheliye dair birçok ize rastlandı. Ayakkabı izleri, parmak izleri, DNA'lar, gerçekten suçluyu bulabilmek için birçok ipuçları vardı. Hatta daha sonrasında Satomi'nin tırnak içlerinden suçluya ait birçok DNA örneği bulunmuştu. Çünkü genç kız uzun bir süre, yani dakikalarca kendisine bunu yapan adamla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Peki genç kıza bunu kim, hangi sebeple, neden yapmıştı? Çünkü polisler Satomi'nin çevresini, ailesini, yakın arkadaşlarını, okuldaki arkadaşlarını ne kadar sorgularlarsa sorgulasınlar. Hatta o semtteki, o şehirdeki insanları ne kadar sorgularlarsa sorgulasınlar. Ne yazık ki bu soruya hiçbir cevap bulamadılar. Herkes genç kızı oldukça uyumlu, ılımlı, anlayışlı bir kız olarak tabir ediyordu. Ve bu profili oluşturulan adamı daha öncesinde genç kızın çevresine gören kimse olmamıştı. Uzun bir süre boyunca Satomi'nin tüm yakın çevresi sorgulandı. Ama kimsenin Satomi'ye böyle bir şey yapacak pozisyonda olmadığı fark edildi. Dahası bu adamı tanıyan birileri de bir türlü ortaya çıkmıyordu. İşte bu sebeplerden ötürü yıllar geçti ve dava kesinlikle hiçbir ilerleme olmadan soğudu.
Şüphelinin parmak izi ve DNA'sı polis veri tabanındaki hiç kimseyle eşleşmediğinden hiçbir işe yaramıyordu. Özellikle Satomi'nin babası tüm bu yıllar boyunca bir an olsun durmadı. Alışveriş merkezlerinde el ilanları dağıtarak ve hatta kızının hayatını kaybetmesiyle ilgili bir blog hesabı açarak bu olayı halka hatırlatmak için elinden geleni yaptı. Aile şüphelinin tutuklanmasını sağlayabilmek için ortaya bir ödül bile koymuştu. Bu ödül yaklaşık 3 milyon yendi. Ve ne yazık ki Satomi'nin üniversite masrafları için ailesi tarafından biriktirilmişti. Yani aile genç kızları için onun üniversite masrafları için yıllarca çalışarak biriktirdikleri 3 milyon yeni kendi kızlarının hayatını son veren adamın bulunması için harcamaya karar vermişlerdi. Ama ne yazık ki bu çabalar tam 14 yıl boyunca sonuçsuz kaldı. Ta ki polisler 14 yıl sonra tam da bütün ümitleri tükenmişken, dava tamamen soğumuşken çok alakasız bir ihbar alıncaya dek. İhbarı yapan kişi bir inşaat firmasının çalışanıydı ve ihbarı amirinin kendisine mobbing uygulaması sebebiyle yapıyordu. Ve polislere söylediğine göre amiri kendisine sürekli kaba kuvvet uygulamaktaydı, onu hırpalamaktaydı ve sözleriyle incitmekteydi. Bu yüzden polisler bu ihbar üzerine inşaat firmasına gittiler ve çalışanları sorgulamak istediler. Fakat fark ettikleri bir şey vardı ki çalışanlar genel olarak amirlerinden birazcık korkuyormuş gibi görünüyorlardı. Yani kimse onun hakkında kötü bir şeyler söylemek istemiyordu ve söyledikleri şey şuydu: aslında amirleri çok kötü bir insan sayılmazdı ama bazen zor zamanlardan geçtiği zamanlar, ruhsal olarak kötü olduğu zamanlarda hareketleri birazcık çalışanlarına karşı kabalaşabiliyordu. Fakat polisler yine de olay yerine kadar gittikleri için prosedür olarak çalışanların şikayetçi olduğu bu adamın parmak izlerini almak zorundaydılar. Ve bu adam parmak izi verileceği esnada garip bir şekilde polise terslik çıkarmaya başladı. Yani kasten parmak izlerini polislerle paylaşmak istemiyordu ve bu durum yetkili polis memurlarını oldukça şüphelendirdi. Yani bu adamın davranışları gösteriyordu ki kendisi büyük ihtimalle daha öncesinde bir suça karışmıştı ve bu yüzden de yakayı ele vermemek için elinden geleni yapıyordu. Yetkililer yine de bu adamın bütün çabalarına rağmen onun parmak izlerini aldılar ve doğrudan veri tabanına girişini yaptılar. Ve bilin bakalım bu parmak izleri geçmişte yaşanmış olan hangi suçla eşleşti? Evet, çalışanlarına zorbalık yapan bu adamın parmak izleri yaklaşık 14 yıl önce hayatını kaybetmiş olan Satomi'nin odasında bulunan ve üzerinde bulunan parmak izleriyle eşleşmişti. Bunun üzerine o dönemde şantiyede amirlik yapmakta olan 35 yaşındaki Manabu Kashima polisler tarafından gözaltına alındı. 13 Nisan 2018'de polis Manabu Kashima'yı 17 yaşındaki Satomi'nin hayatına son vermekten dolayı tutukladı. Kashima, CS ve hayata son vermekle suçlandı. Aleyhindeki kanıtlar çok fazlaydı ve uzun bir soruşturma sürecinden sonra kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti. Peki tüm bunları Satomi ve ailesine neden, hangi sebeple, niçin yapmıştı? İşte esas soru buydu. Kashima sorgulandığı esnada onun hayatına dair birçok detay da ortaya dökülmeye başlamıştı. Kendisi Shimoneski şehrinde 4 kişilik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Okul için önce Ube şehrine taşındı ve daha sonrasında Hagi şehrinde bir metal işleme şirketinde işe başladı. Olay anında çalıştığı yere yakın bir yurtta tek başına yaşamaktaydı. Kendisinin oldukça sıradan ve monoton bir hayatı vardı. Genelde işten yurda, yurttan işe gidip geliyordu. Yani tamamen parasını kazanmaya odaklıydı. İşe gidip gelmediği zamanlarda zamanının büyük bir kısmını uyuyarak veya video oyunları oynayarak geçirmekteydi. Ve Satomi hayatını kaybetmeden bir gün önce Kashima geç saatlere kadar video oyunu oynamıştı. Bu yüzden de uykusuz kaldığı için ertesi gün uyanamamıştı ve iş yerine birazcık geç kalmıştı. Bazı kaynaklara göre Kashima o gün uyuyakaldığı için işe birazcık geç gitti ve işe gecikmesi sebebiyle orada bir takım hakaretlere maruz kaldı. Bazı kaynaklara göre ise iş yerinde azarlanmaktan gerçekten nefret ediyordu ve bu onun gerçekten hiçbir şekilde kaldıramadığı bir şeydi. Ve bu yüzden de o gün uyanamadığından ötürü işe geç kalınca hiç azar işitmemek için, iş yerinde hiçbir sorun yaşamamak için
O gün hiç işe gitmemişti. Ama anlayacağınız üzere kaşıma o gün sadece uyuyakaldığı için gerçekten çok olumsuz bir gün geçirmekteydi. Ve tekrardan çalıştığı işe geri dönemeyeceğini düşünerek kaldığı yurttan ayrıldı ve en azından Tokyo'ya gitmeye karar verdi. Ancak Tokyo'ya doğru yola çıktığı bu esnada yolu Hiroşima kentine düşmüştü. Ve kendisi öğleden sonra saat 1 sularında motoruyla Hiroşima'da seyir halindeyken Satomi'yi gördü. Kendisinin iddialarına göre Satomi'yi gördüğü ilk anda onun güzelliğinden çok etkilenmişti. Genç kız bu esnada her şeyden habersiz bir şekilde sadece bisikletini sürmekteydi. Kaşıma'nın hedefi haline geldiğini dahi farkında değildi. Bisikleti evine kadar sürdü, daha sonrasında eve girdi ve birazcık müzik dinlemek için, kafa dağıtmak için, günün stresini üzerinden atabilmek için odasında uzanıp müzik dinlemeye başladı. Fakat bu esnada Kaşıma tarafından kendi evine kadar takip edildiğini bile fark etmemişti. Kaşıma genç kızı öğleden sonra saat 1 sularında gördüğü andan itibaren onu evine kadar takip etmişti ve öğleden sonra saat 3 sularına kadar, yani yaklaşık 2 saat boyunca genç kızın evinin önünde nöbet tuttu. Hatta evin etrafında gezindi ve eve girebileceği uygun bir yol aramaya başladı. Daha sonrasında Satomi'nin girdiği kapının aralık kaldığını gördü ve kimseye görünmeden bir şekilde onun odasına kadar çıkmayı başardı. Genç adam sessiz bir şekilde Satomi'nin odasına girdiğinde zavallı kız yatağına uzanmıştı ve müzik dinleyerek uyuklamaya başlamıştı. Kaşıma genç kıza doğru yanaştı, çakısını çıkarttı ve onu dürterek uyandırdı. Satomi irkilerek gözlerini açtığında ve karşısında Kaşıma'yı gördüğünde duyduğu ilk şey şunlar olmuştu: "Hareket etme, soyunmaya başla." Satomi önce adama baktı, daha sonrasında elinde tuttuğu alete baktı ve adam onun üzerine doğru atılıp genç kızın kıyafetlerine dokunmaya başladığında Satomi büyük bir cesaretle birlikte onunla mücadele etmeye başladı. Bir yandan çığlıklar atıyordu, bir yandan onu üzerinden itmeye çalışıyordu ve bir yolunu bulup kapıya doğru koşmaya başladığında ne yazık ki Kaşıma tamamen paniklemiş bir halde ilk darbesini kızın vücuduna indirdi. Kaşıma vermiş olduğu ifadede kendisinin sadece Satomi'nin güzelliğinden büyülendiğini, o gün gerçekten çok kötü bir gün geçirdiğini ve tek isteğinin Satomi ile bir birliktelik yaşamak olduğunu söyledi. Fakat genç kız kendisine direnmeye başladığında birdenbire paniklemişti ve böylesine bir eylemde bulunmuştu. Hatta Satomi yere yığıldıktan sonra onun başında bir süre boyunca durdu ve genç kız hala daha onun yüzüne bakarken "Neden böyle yaptın?" diye sordu. Yani bildiğiniz kendi yapmış olduğu şeyin suçunu kızın üzerine yıkmaya çalışıyordu içsel olarak. Büyük anne ve kız kardeş odaya girdiklerinde de Kaşıma yine aynı sebeple paniklediği için büyük anneyi de yaraladığını iddia ediyordu. Fakat küçük kız kardeşi elinden kaçırmıştı. Zaten daha sonrasında kimseye görünmeden evden çıktı, motoruna atladı ve hiçbir şey olmamış gibi motoru tam da planladığı üzere Tokyo'ya doğru sürmeye başladı. Kaşıma sonraki süre zarfı içerisinde bir süre boyunca depresyona girdiğini iddia etti. Sözde Satomi'ye yaptıklarından ötürü çok büyük bir vicdan azabı çekiyordu ve genç kızın o son anki görüntüsünü bir türlü aklından çıkartamıyordu. Bu yüzden de günlerce yemek yememişti, hiçbir şey yiyip içmemişti. Hatta yine kendi iddialarına göre o kadar uzun süre boyunca, yani sadece 5 gün boyunca hiçbir şey yemediği için sadece hayatta kalmak adına bir şeyler yemeye başlamıştı. Yani sanki hayatta kalması çok önemli bir şeymiş gibi. Bir de ifadesine bunların altını çiziyordu. Yani anlayacağınız üzere bütün bunların tek sebebi Kaşıma'nın o gün iş yerinde olumsuz bir gün geçirmesiydi ve ne yazık ki yolda bisiklet sürmekte olan Satomi'ye rast gelmesiydi. Stresini daha öncesinde hiç görmediği bir lise öğrencisinin hayatına kastederek üzerinden atmaya çalışmıştı. Kaşıma bütün bu ifadeler doğrultusunda ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve hem aile hem de toplum bu davanın kapanmasıyla nihayet birazcık rahatlayabildi. Bugünlük benim bu olay hakkında anlatacaklarım buraya kadardı. Gerçekten bu davayı benden çok kez istediğiniz için araştırıp bu kanalda yer vermek istedim. Ama yine de sizlerin bu olay hakkında bildiğiniz daha fazla
fazla şey varsa, bu videoya eklemek istediğiniz daha fazla detay varsa yorumlarda mutlaka bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca bana önermek istediğiniz davaları, bu kanalda görmek istediğiniz davaları, benim sesimden dinlemek istediğiniz davaları bana her zaman için Instagram DM yoluyla ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.